Utku Perktaş bizlerle. Merhabalar, hoş geldiniz yayınımıza. Merhabalar, nasılsınız? İyi yayınlar. Teşekkür ediyorum. Hemen şunu sorarak başlayayım size. Yönetmelikte diyor ki kamu yararı için bu karar alındı. Nerede bu kamu yararı ve neden böyle bir ifade kullanılmış? Bu kamu yararı nedir buradaki acaba? Şimdi şöyle söyleyeyim, burada bir çelişki var esasen. Sesim umarım iyi geliyor size. Evet. Şimdi içinde olduğumuz bir kriz çağındayız esasında. Hem iklim krizi hem biyoçeşitlik krizi. Bu içinde olduğumuz bu kriz çağında gerek tarım ürünlerinin hakkında karar alırken, gerek biyolojik varlıklarımız hakkında karar alırken çok dikkat etmek zorundayız. Ve çok yakın bir zamanda Paris İklim Sözleşmesi'ne imza attık. Bu imzayla beraber de esasen maden üzerinden çıkartacağımız kömür, ondan sonra bu tür fosil yakıtların kullanımını kısıtlamayı taahhüt ettik esasında. Çünkü iklim değişimiyle karşı karşıyayız, küresel ısınmanın getirdiği zorluklarla karşı karşıyayız. Ve biyolojik varlıklarımızı da belli ölçüde korumak zorundayız aslında. Bunun da hiç şüphesiz şüphe götürür bir tarafı yok. Şimdi hal böyle olunca buna imza atan bir ülke olarak bir anda Ukrayna-Rusya krizi devam ederken ya da aynı günlerde Muğla Çevre Platformu'nun da hep dikkat çektiği Akbelen Ormanı hakkında bir takım yönetmelik kararları alınacakken bunların gölgesinde zeytinliklerle ilgili bir karar çıktı. Ben detaylı olarak hani görüşlerimi yetkin report'ta yazmıştım. Burada da tekrar edeyim. Şimdi burada herhangi bir kamu yararı olduğunu ben düşünmüyorum. Çünkü kırsaldaki üretimi bu şekilde baltalamak ve sekteye uğratmak o bölgedeki insanların özellikle ekonomik anlamda zora düşmesini getirecek. Ya büyük kentlere göçler gerçekleşecek ya da o bölgedeki insanlar madencilikle uğraşmaya başlayacak. Ama biz bir sözleşmeye de imza attık. Ülke olarak söz verdik. Bu nasıl olacak bunu bilmiyorum. Dolayısıyla zeytin ağacını ya da zeytini yok etmek kamu yararı sağlayacak diye düşünmüyorum. Bu tür şeyler alırken, karar alırken biraz tarihe de bakmak lazım. Hani bununla alakalı da geçmişe şöyle bir baktığımızda özellikle 17. yüzyıl öncesinde benzer hataları Osmanlı İmparatorluğu döneminde de Akdeniz'de hakimken yapılmıştı ve ciddi anlamda da insanlar zarar görmüştü bu kararlardan. Şimdi neden bunu yapıyoruz? Neden bu kadar Anadolu'nun hafızası olan, Akdeniz'in hafızası olan bir bitkiyi, bir ağacı bu kadar zora sokuyoruz? Anlamıyorum. Çünkü Akdeniz dediğimiz zaman burası bir hotspot. Biyoçeşitlik anlamında da oldukça önemli bir bölge. Ve bu bölgenin sınırlarını çizerken geçmişte insanlar zeytin ağacı neredeyse Akdeniz oradadır derlerdi. Ve biz böylesine bu yani insan yokken bu coğrafyada var olan biyolojik varlıkları ortadan kaldırma üzerine hareket ediyoruz. Bunu da anlamak biraz güç. O yüzden ben pek fazla bir kamu yararı göremiyorum. Aslında hiç göremiyorum. Tabii siz şimdi Paris İklim Anlaşması'ndan bahsettiniz. O boyutu var. İşin bir hukuki boyutu var. Meclisin bypass edilmesi boyutu var. Evet. Ama tabii tüm bunların yanı sıra bir de siz de az önce bahsettiniz. Geleceğimize ihanet yorumları da yapılıyor. Biraz başladınız anlatmaya, biraz daha detaylandırmanızı rica edeyim. Nedir bu geleceğe tabii ihanet? Bunun nedeni ne? Zeytin, zeytinlik. Bu coğrafyamızda, Akdeniz bölgesinde özellikle de nasıl bir önem taşıyor Ege'de, Akdeniz'de? Memnuniyetle tabii ki. Yani zeytin gerçekten çok kültürel anlamda da çok önemli bir bitki. Gelecek için nasıl anlam taşıyor? Sembolik bir bitki esasen. Ve Akdeniz'de siz bir ağacı yok ettiğinizde bu ağacın burada evrimleşmesi, burada yeşermesi, burada ürün vermesi dediğim gibi binlerce yıla dayanan, buna tekabül eden bir karşılığı var. Şimdi siz geçmişi böyle bir anda basit bir kararla ortadan kaldırıp işte enerji elde edeceğiz. Efendim söyleyeyim bugün için kamu yararıyla bir takım katkılar sağlanacak ülkemize deyip bunu yaptığınızda ortadan kaldırdığınız bu biyolojik varlıkları tekrar kazanma şansımız yok. Ve gelecek için de bunlar miras. Bu mirası bir anda heba etmiş oluyorsunuz, ortadan kaldırıyorsunuz. Biz belki 20-30 yıl sonra, kendi ömür uzunluğumdan söyleyeyim, hani belki bir 40 yıl sonra, bir 30 yıl sonra ben öleceğim. Hani mevcut yaş ortalamasında Türkiye'de baktığınız zaman ya da dünyada. Ama bugünkü gençler için hiç yaşanmaz bir coğrafya bırakmaya başlayacağız. Bu tür biyolojik varlıkların her biri yaşadığımız çevre içerisinde, o ekolojik denge içinde, ekosistem içinde belli rollere sahip.
ve bunları heba ettiğimiz zaman bunu tekrar kazanma şansımız böyle binlerce yıl ya da on binlerce yıl ya da yüz binlerce yılımız yok ki. Şimdi yine şöyle bir örnek vereceğim. Biraz zeytinden yola çıktık ama biraz daha somutlaştırabilmek için örneği. Örneğin Akbelen Ormanı ile alakalı da bir maden açılması ve buradaki kızılçamların ortadan kalkması söz konusuydu, kesilmesi söz konusuydu. Kızılçamlar Muğla ya da Muğla çevresinde ya da Akdeniz ortamında ne kadar zamandır varlar diye soracak olsak 130 bin yıllık bir geçmişe bakmamız gerekiyor. Yani coğrafyada insan yokken bu ağaç vardı. Zeytin için de aynı şey geçerli. Şimdi siz tarihi bu kadar kolay yok ederseniz, hafızayı bu kadar kolay silerseniz, bunun altında yatan, dedim ya biraz önce, biyoçeşitlilik diye, yani ben bir biyocoğrafyacı perspektifiyle burada anlatmaya çalışıyorum izleyicilere ve dinleyicilere. Şimdi böyle baktığınızda siz bir anda, yani binlerce, on binlerce yıldır gerçekleşen evrimsel süreci bir daha nasıl karşılaşacağız bunlarla bilmiyorum. Önümüzdeki on bin yıl, yüz bin yıl ne getirecek bize bunu bilmiyoruz. Ve bir anda heba ediyoruz. İşte kızılçamları bir anda ortadan kaldırıyoruz. Kızılçam Akdeniz için önemli bir bitki örtüsü oluşturan bir element esasında. Zeytin de böyle. Şimdi böyleyken ne kamu yararı diyebilirsiniz, ne biz bu ağaçları alacağız, taşıyacağız, işte nereye ekeceğiz, bir yerlere ekeceğiz. Onu soracağım. Evet, orada... mesela o yönet, çok özür diliyorum araya girdim ama yönetmelikte ağaçları taşıyacağız, sökeceğiz, başka yere götüreceğiz deniyor. Bir ağaç, bir zeytin ağacı böyle kolay taşınabilir mi? Ya da mesela taşıdığınız zaman tekrar meyve verir mi? Buna kadarlık bir süreç olur, onu da bize bir anlatabilir misiniz? Ya bunlar tamamıyla politikacıların ki bence politikacılar bulundukları ülkeleri de yeri geldiğinde çok zarar verebiliyorlar. Bunu da çekinmeden söylemek istiyorum. Çünkü siz Akdeniz'in sınırlarını belirleyen bir ağaç olarak tanımlamıştım konuşmanın başlangıcında. Akdeniz'in sınırlarını belirleyen bir ağacı alıp nereye taşıyacaksınız? Ankara'ya mı getireceğiz? İç Anadolu'ya mı şey yapacağız, ekeceğiz? Doğu Anadolu'ya mı götüreceğiz? Zeytinlik kurmayı mı bekliyorsunuz? Ya ekoloji diye bir şey var. Sonuçta bu bitkinin, canlının bir gereksinimi var. O Akdeniz'de binlerce yıldır olmasında bir sebebi var. Böyle bir şey yok. Hani böyle bir şey yaptığınızda tutturabileceğiniz bir şey de yok. Zeytinciliği İç Anadolu'da mı canlandırmaya çalışacaksınız? Bunlar tamamıyla gerçek ötesi ve yani infodemik, böyle doğruluğu olmayan haberler olarak karşımıza çıkıyor. Ben yine dile getiriyorum, hep kendi yazdığım yazılarda da hep dikkat çekmek istediğim şey şu: antroposen dönem içindeyiz. Yani bir insan çağındayız ve insanın egemen olduğu bir dönemdeyiz ve çevreye geri dönüşümsüz zarar veriyoruz. Ve geçen yine bir konuşma sırasında çok dikkatimi çeken bir ifade olmuştu. Yani insan gerçekten çok zayıf bir varlık, zekası dışında çok hayatta kalabilen bir varlık da değil. Çevreye de çok kolay zarar verebiliyor bu anlamda. Şimdi antroposen dönem içerisinde bu kadar kolay çevreye zarar verirken, çevremizdeki canlıların da bizden bir farkı yok. Hani bizim ismimiz Homo sapiens, zeytinin de Latince bir ismi var, o da bir tür. Aynı bizim gibi yaşam hakkı olan bir canlı olarak görüyorum. Şimdi bunun hakkında böyle kolay karar verirken tekrar kazanma şansımız da yok. Ve gerçek ötesi açıklamalarla da alacağız zeytini, bir yerden bir yere taşıyacağız. Bu antroposen dönemi hakikat ötesi çağa doğru taşıyoruz. Ve dolayısıyla da geleceğimizi öyle bir zora sokuyoruz ki, yani bizim çocuklarımız, torunlarımız nasıl bir dünya onları bekliyor bilmiyorum. Yaşanmaz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Hani ben de bir noktada kıyamet tellallığı yapar gibi olmayayım ama gerçeklerimiz ne yazık ki bunlar. Şimdi ekranda da gösteriyorsunuz. Gerçekten böyle bir dünya bırakacağız. Yeşil, ekolojik denge içerisinde yaşayan ortam. Bunlara bağımlıyız. Bunlar olmadan hani oksijen de üretemeyeceğiz. Bitkileri ortadan kaldığımızda fotosentez olmayacak. Oksijen elde edemeyeceğiz. Karbondioksit bir sera gazı, iklim değişimi, küresel ısınma, böyle bir gerçek var. Bunların tamamıyla karşı karşıya kaldığımızda, bir de yapılaşma sorunu var. İnanılmaz da bir yapılaşma sorunuyla karşı karşıyayız. Bunların tamamıyla hepsini birleştirdiğinizde önümüzde, hani zeytin burada çok önemli bir sembol. Kesinlikle dokunulmaması gereken bir ağaç. Yaşatılması gereken bir ağaç. Şimdi böyle baktığımızda, genelleme yaptığımızda gerçekten çok zor bir döneme doğru gidiyoruz. Ve bugünkü politikacıların aldığı bir gecelik kararlar bunlar ki ya bilimden şaşmamak gerek. Yani bir sormak, bir araştırmak gerek. 7 kere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde reddedilmiş bir yasayı siz bir yönetmelikle bir anda değiştiriyorsunuz. Bu arada dünyanın gündeminde başka şeyler oluyor. Bunların gölgesinde kalan bir şey olarak karşımıza çıkıyor ama savaşın ötesinde çok daha ciddi problemler getirecek sıkıntılarla karşılaşacağımız bir karar olarak karşımıza çıkıyor. Yine bir şeyin altını çizmek istiyorum. Yani Solan Akdeniz denilen bir kitap var. Faruk Tabak geçen yine bunu dile getirmiştim. Faruk Tabak'ın yazdığı.
Şimdi 16. yüzyıl, 17. yüzyıl öncesinde yine zeytinin başına bir takım şeyler geliyor Akdeniz'de ve zeytin üretimi düşüyor. Ve 16. yüzyılda özellikle böyle Venedik, İstanbul gibi metropoller büyüdükçe zeytin ihtiyacı ve Atlantik ötesine de zeytin ihracatı yapılıyor. Bunlar ihtiyaç olduğunda zeytin tekrardan canlanmaya başlıyor ve zeytinyağı, zeytin bunların önemi yine Akdeniz ortamında anlaşılıyor. Biraz tarihe de bakmamız lazım. Neler yaşamış bu coğrafyadaki imparatorluklar, insanlar, bunlardan ders çıkarıp bu kararları almak, bilimden şaşmamak çok önemli diye düşünüyorum. Dolayısıyla ben çok ciddi bir kamu yararı görmüyorum. Ekonomik olarak da şunu hemen dile getireyim. Ne kadar vaktimiz var bilmiyorum. Lütfen, hani hızlı konuşuyorum dinliyorum. Ama yani dünyada zeytin üretimi anlamında 5. sıradayız ve bundan da ciddi anlamda bir ekonomik yarar elde ediyoruz. Özellikle kırsaldaki yaşamı desteklememiz lazım. Şimdi 5. sırada olduğumuz bir üretimi niye böyle baltalıyoruz? Bunu da anlamak ki o üretimin ayrı bile soru üreticiler yeterli çıkıyor. Değil, piyasaya, iç piyasaya yetmiyor, arttırmamız lazım, destek lazım gibi de üreticilerin ifadelerini duyuyorduk. Bir de üstelik şimdi böyle kesilmesi, sökülmesi, taşınması, artık hangi ifadeyi kullanırsanız, daha da o üretimin azalması gündemde. Yani hayatımızın bir takım gerçekleri var. Yani şimdi enflasyondan bahsediliyor, ekonomik zorluklardan bahsediliyor. Yani İyi ürettiğimiz bir şeyi niye böyle zor bulunur düzeye getiriyoruz ki? Şimdi zeytinyağı yani sofralar için önemli bir gıda maddesi olarak karşımıza çıkıyor. Ya bununla beraber zeytin, siz bir kahvaltı Akdeniz'de düşünemezsiniz galiba. Bizim kendi tarihimizde de zeytinsiz bir kahvaltı yok mesela. Şimdi niye bunu zor bulunur düzeye getiriyoruz ve pahalılaşmasına, iyice pahalılaşmasına sebep oluyoruz ve kırsaldaki üretimi niye baltalıyoruz? Niye kömür çıkartacağız ya da enerji elde edeceğiz? Ya bunlar artık yani Paris İklim Sözleşmesi'ne imza attık. Bundan geçeceğiz. Yeni enerji yolları bulmamız lazım. Yoksa dünya da yaşanması hale gelecek değil. Zeytin biz de yaşayamayacağız yani. Dolayısıyla bir de bunların bunlara dikkat çekmek gerekiyor diye düşünüyorum. Bilmiyorum hani genel olarak zeytin ağacına sahip çıkmalıyız kesinlikle. Ve zeytin ağacına sahip çıkarsak, anlattığım ölçüde, bahsettiğim ölçüde geleceğimize de sahip çıkmış olacağız. Dolayısıyla bizi izleyenler, ki politikacılar da varsa bunların arasında, bilimden şaşmasınlar rica ediyorum. Buna çok önem veriyorum. Utku Perktaş, çok bu teşekkür anlamda ediyorum. Bunun altını Bence çizmek istiyorum. Mesajınız gayet net alınmıştır diye düşünüyorum. Bizi izlediklerini de çok iyi biliyoruz. Çok teşekkür ediyorum yayına katıldığınız için.